Merhabalar, herkese hayırlı akşamlar Romanya'dan. Kısa bir konu anlatacağım. Sürekli talep var bu konu hakkında. Köpeğim Mera'da beni neden dinlemiyor? Ya da köpek 2 yaşına geldi, daha yeni ava niye başlamadı? Niye ava başlamadı? Bunu sürekli soruyorlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer köpeğiniz yeni ava giriyorsa ya da sizin av eğitimi hakkında bir bilginiz yoksa en çok yaptığınız hata köpeği arkadaşınızın yavru köpeği 1 yaşında 7 aylık 8 aylık fark etmez ava yeni başlayan köpeğinizi arkadaşınızın usta köpeğini ya da usta köpeklerinin ya da başkalarının köpeklerinin olduğu meralarda ava girdiğiniz için köpek eğer hırslı bir kana sahipse ferma verecekse bile vermez. Çünkü diğer köpek yaklaşıyor diye ya da fermadaki duran usta bir köpeğin fermasını kıskanıp kaldırma eylemi, kuşa yönelme eylemi gerçekleştirir. Kendi tek başına buluysa başka bir köpek yanaştığı zaman fermada beklemez, kuşa direkt saldırır. Kuşu kaldırmak için uğraşır ve bunu alışkanlık haline getirir. En büyük yapılan hata köpeğinizi daha tanımıyorsanız ya da yeni ava giriyorsanız başka köpeklerin yanında meraya sokmayın. Köpeğiniz gerçekte ferması çok sağlamdır, çok kokusu kuvvetlidir ama başka köpeklerle meraya soktuğunuz zaman köpek onlara karşı bir eğilim göstereceği için kıskançlık olabilir, işte silah korkusuna sebep olabilir. Bunlar hepsi seçenek. Köpeğinin merada seni dinlememesinin sebebi köpeğinle birinci derecedeki diyalog problemin, köpekle senin yavruluk dönemindeki ilgi alaka ortamın, köpeğin validende, bahçede, köyde, işte başkasının kulübesinde ise köpeğini haftada bir iki defa görebiliyorsan köpeğinin seni dinlememesi gayet normal. Bu bir seçenek. İkincisi benim sürekli canlı yayınlarda anlattığım işte tabiri caizse ben açık konuşuyorum kusura bakmayın da sözsüz köpek diyorum. Hayvanın canından bahsetmiyorum. Yani aşağılamıyorum hayvanı. Neden? Biz avcı adamız, avcı köpeğe bakarız. Dengesiz eşleşmelerden çıkan köpeklerden çıkan yavrular. Dengesiz, alakasız secere bilgisi olmadan Alman kanını atıyorum size bir Semegeni kanını, bir Alman kanını, bir Dual Pointer'le bir Semegeni gibi gibi bir sürü seçenekler var. Bunları başka bir canlı videoda anlatırım. Yanlış eşleşmelerden doğan ya da yanlış yavrulatma eylemine bulunan avcı arkadaşlarından aldığımız köpeklerden merada dinlememesi, silahtan korkması, arabada kusması, işte sağlık problemlerinin olması bunlar gayet doğal. Şöyle söyleyeyim, merada konuyu fazla dağıtmayayım çünkü bu çok önemli bir konu. Merada köpeğin sizi dinlemesini istiyorsanız, yani merada sizinle bir bağ kurmasını istiyorsanız ilk önce meradan önce köpeğinize birebir diyalog halinde olmanız gerekiyor. Ve köpeğinizin sizin hareketlerinizden bu adam benden ne istiyor ya da bu adam bana bağırırsa ne olur ya da ben ava geldim av modunda mıyım? Bunlar kimler? Yabancı köpekler. Onlarla mı yarışayım? Bu gibi psikolojiye sokmam için hayvanı tek başına ava gideceksin kardeşim. Ava tek başına gideceksin ki hayvan avı, köpek avı yavaş yavaş tek başına çözsün. Tek başına fermaladığında kuş kalkınca siz onu vurdurursanız atıyorum size onu aportladığında onu sıktığında o günü çok kez başıma gelmiştir. O günü köpek ikinci üçüncü kuştan sonra direkt ava başlar. Anlatabildim mi? Direkt ava başlar köpek. Hiç beklemediğiniz bir anda birden bir kuş kalkar ve çulluk avı için konuşuyorum. Birden bir parıldama yapar. Köpek onunla diyalog halinde olur. Kaldırır. Köpek onu kovalar, sizi orada heyecanla atarsınız, kuş düşer, bile kanat kırma düşer, o an o kuşu sıkar. Çünkü birebir sizde muhatap olur. Arkasındakinin avcı olduğunu, onun kuşu bulduğu zaman sizin sevincinizi, kuşu getirdiği zaman onu sevmenizi, bunlar hepsi birbirine bağlam hareketlerdir. Anlatabildim mi? Ama işte başkasının vurduğu kuşla oynatmanız, işte atıyorum size başkasının fermasında kalkıp o alakasızken silah atılmış, kuş kanat kırma düşmüş. Ay sen demişsin usta köpeğini tut. Ay ben bunu getireyim. En büyük hata. Neden? Hayvan, düşen hayvanın kokusunu
aldığı zaman, kuşun kokusunu aldığı zaman ona yöneldiğinde kokuyu alıp algılayıp ona saldırdığında alma eylemi gerçekleştirdiğinde gerçekte merada gezerken kokuyu bulduğunda tekrar ona ulaşabileceğini anlayacağı için ona rahatlıkla ağızlayabileceğini düşüneceği için bundan sonraki ferma eylemini bırakıp direkt kuşları kaldırmaya başlar. Bunlar genel yapılan hatalar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu gibi merada dinlememe, işte avay oturmama, avı hala yapmama gibi sıkıntıların varsa meraya tek başına gireceksin ve tek başına gezeceksin. Avı ikinci plana atacaksın. Çünkü ilk önce köpeğini tanıman lazım. Köpeğin avı tanıması lazım ve avı çözmesi lazım. Bu kadar basit. Bir de şunu söyleyeyim. Demin de başta söylediğim gibi sahiplenmiş olduğunuz köpeklerin gerçekten doğru kanlardan olduğunu ve geçmişini mutlaka araştırın. Açık ve net söylüyorum. Bu videoda yüzlerce, binlerce kişi dinliyor. Şimdiye kadar üretip vermiş olduğun köpeklerin, yani şöyle söyleyeyim, abartısız konuşuyorum. Yine bir 450-500'e yakın bir puanter vardır. Yaklaşık 150-200'e yakın da setter vardır. Çevreme verdiğim yaklaşık 15 yıldır. Bu kadar net söylüyorum. Alnım açık. Daha bugüne bugün işte hastalıktan ölmüştür. İşte adam düzgün bakmamıştır. Aşısını yapmamıştır. İkinci, üçüncü aşılarını kanlısıya yakalanmıştır. Adam var mesela emeklidir. Sadece villası için puanter hastasıdır. Onlar da oldu mesela. Baktı adam hiç hava sokmadı. Köpek şu an 7 yaşında İstanbul'da villada. En pahalı mamayı yiyor. En şekilde rahat ediyor. Ben kendimi övmek için söylemiyorum. Şunu söyleyeyim. Bir köpeği sahiplendiren bir avcı arkadaşın da, bir avcı arkadaşını sahiplendiren insanın da biraz da elini vicdana koyması lazım. Her şey para değil. Çünkü merada yapmış olduğu hatalardan dolayı silahtan korkması olsun, av yapmaması olsun. Adam yıllardır emek verir, veterinerde uğraştırır, aşısında iğnesinde uğraşır. Bir de köpek av yapmayınca işte o adam küfür ettiği zaman o küfürü hak ediyor arkadaş. Kimse kızmasın. Yakında burada biraz işlerim rahatlayacak inşallah Romanya'da. Yakında birçok konuda burada size canlı yayında destek olmaya çalışacağım. Videolarla destek olmaya çalışacağım. Şimdilik Allah'a emanet olun. Umarım anlattıklarımın sizlere bir faydası oluyordur. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Romanya'dan herkese selamlar. Videoyu beğendiyseniz, konuları beğendiyseniz bir beğeni atarsanız sevinirim. Yeni dinliyorsan kardeşim abone olursan sevinirim. Çünkü bu kanal avcı arkadaşlarım için. Bizden sonraki gelecek nesil avcılığı daha düzgün, köpekleri daha düzgün olsun, avcılığı daha güzel yapsın. İşte sağdan sonradan kulakta dolma bilgilerle bazı şeyleri öğrenmesin diye bu kanalı kurdum. Amacım bizden sonraki yeni gelen nesli avcı arkadaşlara destek olmak. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar.